Olumuz'la başlıyordum ya. Merhaba demek ister misin? Aloha demek ister misin oğlum? Aloha. Şu tatlılığına bakar mısınız ya? Böyle bir surat. Bebişim öp beni. Öpmeyeceğim. Tamam ya. Aloha. Bugün bu videoda sizlerle son zamanlarda izlediğim 5 film, 3 belgesel film, 4 dizi ve bir tane de reality show'u aslında paylaşacağım. Toplamda 13 tane izlediğim işte film, belgesel film, dizi, reality show oldu. Bunları böyle Ekim ayı boyunca aslında izlediğim dizilerdi, filmlerdi. Böyle bu videoda toparlamak istedim. Eminim içinden belki izlemek istediğiniz, belki izlediğiniz ve sizin de çok hoşunuza giden filmler, belgesel filmler, diziler olmuştur. Ve ben bu videoda dediğim gibi buna bir değinmek istiyorum. Şimdi beni zaten hani bir süredir kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben film izlemeyi, dizi izlemeyi, böyle güzel yani belgesel filmler izlemeye falan bayılıyorum. Hatta ara ara tek tek ele aldığım videolarım da var, bazı filmleri ya da bazı dizileri. Genelde filmleri ele alıyorum. Hani medya iletişim okudum ve fotoğrafçılık mezunuyum ama böyle özellikle hani üniversitedeyken o kadar çok böyle günde 3 film, 4 film izlediğimiz zamanlar oluyordu ve onun üzerine konuştuğumuz işte eseyler, yazılar yazdığımız. Bilmiyorum ben çok hoşlanıyordum. Herhalde o zamandan kalma bir alışkanlık. Kitap okumayı da çok seviyorum ama sanıyorum kitap okumaktan bir tık daha çok böyle izlemeyi seviyorum. Görsel olarak doymak, özellikle iyi bir film izlemek, iyi bir belgesel film ya da iyi bir dizi izlemek beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden de böyle bir video dediğim gibi çekmek istedim. Ara ara böyle videolar gelsin mi? Yorumlarda da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ya da sizin bana önereceğiniz filmler, diziler olursa onları da paylaşırsanız çok sevinirim diyorum arkadaşlar. Ve şimdi videomuza başlıyorum. Sizinle ilk paylaşmak istediğim film Mustang filmi. Ve Mustang filmi 2015 yapımı. Deniz Gamze Ergüven adlı bir arkadaşımız bu filmin yönetmeni. Ve ben bu filmi Ekim ayında dediğim gibi izledim. Blue TV'de izlemiştim yanılmıyorsam. Oradan izlemiş olmam lazım. Drama, yani konusu drama. Dram daha doğrusu ve Karadeniz'de böyle bir şehirde 5 genç kızın aslında hayatına tanık oluyoruz. Ve yani Türkiye'den alışık olduğumuz manzaralar diyeceğim maalesef ki çok yargılayıcı ve böyle kapalı bir çevrede büyüyen ve nelere maruz kalıyor bu 5 kız aslında onların hayatlarına şahit oluyoruz. Ben izlerken yer yer çok rahatsız oldum. Yer yer bu nasıl gerçek olabilir diye sinirlendim. Ama diğer yandan da bunun sadece Türkiye'de de değil, hani dünyanın birçok yerinde de yaşandığı zaten aşikar. Bir anda ses kapandı arkadaşlar. Devam ediyorum. Beni rahatsız etti ama rahatsız ettiği kadar da etkiledi arkadaşlar. O yüzden zaten sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bir de benim bu filme yani her film ya da diziye işte bir puan vererek ilerleyeceğim. 8 üzerinden 10 veriyorum. Bence çekimler de çok başarılı. Oyunculuklar da çok iyi. Bir de bu videoyu çekmeden önce şey baktım. Hiç ödül almış mı? Hani katılmış mı böyle hani yarışmalarda falan diye. Europa Cinema Label ödülünü almış bu film. Bence çok başarılı ve yani dram olduğu için biraz ağır gelebilir. Detaylandırmayacağım. Bir de 13 tane hani film diziden bahsettiğim için böyle olabildiğince hızlı hızlı gideceğim. Ama ben izlemenizi tavsiye ederim. İkinci olarak bahsedeceğim film Submarine filmi. Yani bu Submarine filmini bana 2-3 kişi zaten söylemişti ve hani kesinlikle izlemelisin, bayılırsın demişlerdi. Ben İngiliz komedisini, İngiliz filmlerini, İngiliz yapımlarına zaten bayılıyorum ve bu sarkastik yaklaşımın hastasıyım. Bu arada şöyle bir itirafta da size bulunayım hani bunu benim algılamam, anlamam, bu esprilere gülebilmem hani gerçekten özellikle Londra'da yaşarken 1,5 sene sonra falan oldu. İlk 1 sene hiçbir şey anlamadım, hiç gülmüyordum. Ama sonrasında bir şekilde onların mizah anlayışını, bu sarkastik yaklaşımlarını anladıktan sonra ya bilmiyorum çok keyif almıştım. Submarine filmi de bir İngiliz yapımı arkadaşlar. 2010 yok bir dakika doğru söylemek istiyorum. Evet 2010 yılında çekilmiş.
Richard Ayoade adlı bir arkadaşımız bu filmin yönetmeni. Bir de 6 tane farklı ödül kazanmış. Yani ona ne detaylı bakmak isteyenler bakabilir. Galiba 27 dalda mı ne? Yani ya da 20, 27 değil, 21 farklı yerde de adaylığını koymuş bu film. Ya inanılmaz güzel. Hani konusu da kısacası 15 yaşında Oliver Tate'in hayatına tanıklık ediyoruz. Ve aslında onun biraz hayal dünyasına da giriyoruz. Çok güzel bir filmdi ya. Beni böyle alıp alıp farklı yerlere götürdü. Hani küçükken, çocukken nasıl hayal dünyasında yaşardım ve o dünya ne kadar güzeldi. Onu ne ara unuttum dedim ben bu filmi izlerken. Bir de tabii bu filmin müziğinden de ya daha doğrusu müziklerinden de bahsetmem gerekiyor. Arctic Monkeys'in solisti, şu anda adını unuttuğum o inanılmaz güzel sese sahip ve inanılmaz güzel bir soundtrack. Yani bu filmin müzikleri bence efsaneydi. Bence şarkılarını böyle özellikle açın, dinleyin derim. Çok güzel olmuş. Zaten bu film için kendisi belki tek yapmamıştır bütün şarkıları ama birçok şarkıda kendisinin zaten payı var. O yüzden ben çok etkilendim. Bu filme benim yani puanım 10 üzerinden 9,5. Bu arada şeyi de söylemek isterim. Ben bu filmi nerede izledim diye soracak olanlarınız varsa hiçbir yerde bulamadım arkadaşlar. Ben direkt internetten izledim. Siz de isterseniz yani ya da başka bir platformdan biliyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Üçüncü olarak izlediğim film Les Étrangers diye bir Belçika yapımı film. Huzursuzluk diye çevrildi. Ben film ekiminde maalesef ki sadece bir filmi izleyebildim. Ve o da bu film oldu. Bu filmin müziği Olafur Arnalds olması lazım. Özellikle müziklerini kendisi yaptığı için ve ben inanılmaz sevdiğim için bu arkadaşımıza hani bu filme gitmeliyiz dedim. Bir de konusu da ilgimi çekti. Konusundan size kısaca bahsedeyim. Bipolar olan bir erkeğin yaşadığı aslında zorlukları anlatıyor. Eşiyle zaman zaman yani iletişim anlamında ve bu rahatsızlığından dolayı ne tür aralarında çatışmalar çıkıyor. Aralarında sevgi olmasına rağmen o kadın ne kadar zorlanıyor. Hem erkek açısından hem kadın açısından. Hem de tabii ki bir çocukları var. Onun gözünden de yani aslında bir aile dramına bir yerde tanıklık ediyoruz. Ama ben hani psikolojiye çok ilgili olduğum için ve özellikle bipolar gibi bir rahatsızlık onunla ilgili de bir video çekmiştim. İzlemeyenler için şuraya koyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Asla bir psikolog ya da bilirkişi değilim ama psikolojiyle ilgili her şey ilgimi çekiyor ve böyle bir filmde bipolar olmanın ele alındığı bir filmde daha doğrusu hani bunu kaçırmayayım dedim, izleyeyim dedim. O yüzden de o açıdan enteresan oldu. Çünkü bilmiyorum bu rahatsızlığı ele alan çok fazla film yok. Ben o bipolar videosunu çekmeden önce de özellikle filmlere hani belgesellere falan bakmıştım bayağı. 2-3 filme rastlamıştım. Ama böyle çok etkilememişti beni. Bu film de seni çok etkiledi mi derseniz hayır. Benim bu filme notum, puanım 10 üzerinden 5. O kadar çok şey oluyor ki böyle söylemek istediğim aklımda bir anda böyle hepsi karışıyor. 10 üzerinden 5 zaten hani sinemalara gelir diye düşünüyorum. Siz de dilerseniz takip edebilirsiniz. İzleseniz de izlemeseniz de olur diyebileceğim bir film ama ağır bir film arkadaşlar. Ben açıkçası teknik açıdan çok fazla zoom in vardı. Onu sevmedim, onu size söyleyeyim. Müzikler güzel, bir de çok ağır ilerliyor. Hani biraz böyle ben çok yavaş, hani gereksiz yere yavaş olan filmlerden çok sevmiyorum, haz etmiyorum. Ama onun dışında çekimler falan hani iyiydi, güzeldi. Zaten filmin çekildiği o bölge de çok güzel bir bölge. O açıdan hani ben böyle bir film izleyeyim, hani o kadar muhteşem olmasına da gerek yok diyorsanız izleyin derim. Sizinle paylaşmak istediğim dördüncü film Chloe diye bir film arkadaşlar. Ben bu ay Chloe filmini izledim ve bu İngilizceye büyük hata olarak çevrildi. 2009 yapımı bir film. Amanda, kadının adını şimdi unutamam. Neydi? Amanda Seyfried diyeceğim de şuralara yazarız o kadının adını. Onu da çok seviyorum. Bence çok iyi bir oyuncu. Bir de Julianne Moore. Benim zaten inanılmaz sevdiğim bir oyuncudur kendisi. Julianne Moore bu filmde olduğu için ben izlemek istedim. Blue TV'de izledim. Ama benim için açıkçası bu da 10 üzerinden 5'lik bir filmdi. Beni çok etkilemedi. Aslında evli bir çiftin hani yıllar sonra aşklarının, daha doğrusu erkeğin aşkının bitmesiyle beraber ya da kadının bitti sanmasıyla beraber
nasıl böyle baştan çıkarıldığına bir yerde tanıklık ediyoruz. Ama o baştan çıkarılma gerçekten baştan çıkarılma mı yoksa bir hayal ürünü mü? Onu izliyoruz ama bence senaryoda çok fazla kopukluklar, çok fazla saçmalık diyebileceğim şeyler vardı. Hani tırnak içinde saçmalık. O yüzden hani böyle bayılmadım. Zaten bu videoda da size aman da %100 izlemeniz gerekiyor diye paylaşmadığım için puan vererek de ilerliyorum. Dediğim gibi 10 üzerinden 5'lik bir film ama senaryodaki o eksikleri keşke tamamlasalardı. Bu arada nacizane şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Hani ben bir yönetmen ya da böyle sinema televizyonda master yapmış biri değilim ama en azından medya iletişim okuduğumdan ve çok fazla film izlemeye, çok fazla hani o özellikle üniversite döneminde yazılar yazmaya ve senaryo dersleri de almıştık bir yani 2 sömestr diyeyim yani 6 ay kadar ama tabii ki de çok başlangıç düzeyinde. Şunu söyleyebilirim ki senaryo yazılırken filmde çok iyi olacak zannedebiliyoruz. Bu nasıl ki mesela ben sizinle bir şeyi paylaşıyorum ve bu muhteşem bir video olacak sana biliyorum. Ama paylaştığımda hani onun etkisi sandığım kadar olmayabiliyor. Söze döküldüğünde ya hayalimde daha başka bir şey oluyor ama videoda o bambaşka hale gelebiliyor. Bu aynı bunun gibi. Yani inanılmaz bir senaryo olabilir ama onun film haline gelmiş hali o kadar etkili olmayabilir. Ya da senaryoda hani o küçük böyle boşluklar çok sırıtmayabilir ya da bu anlamsız gelmez izleyiciye diye düşünebilirsiniz. Ama o işte yani beyaz perdede gördüğümüzde yani bir film olarak izlediğimizde gerçekten çok saçma durabiliyor, sırıtabiliyor. O yüzden yani ben bilmiyorum bu filmin senaryosunda da çok kopukluklar gördüğüm için böyle sadece Julianne Moore izleyeyim diye açıkçası filmi bitirdim. Bir de ben bir filme başladığım zaman ya da bir diziye çok saçma, inanılmaz böyle nefret etmiyorsam genelde bitiririm. Ve arkadaşlar 5. olarak sizlerle paylaşacağım ve gerçekten bayıldığım 10 üzerinden 9,5 verdiğim dizi The Sound of Metal, metalin sesi olması lazım. Türkçesini yazmamışım. Bu bir film ve Amazon Prime'da izledim. Ya beni o kadar etkiledi ki anlatamam. Konusu da çok kısaca heavy metal davulcusunun bir gün hani davul çalarken duyma, işitme yetisini kaybetmesini konu alıyor. Ve hani işitmesini kaybedince aslında bu yolculuğuna biz de tanıklık ediyoruz. Sevgilisinin de ne kadar bu yolda hani zorlandığını ya da ikisinin hani nasıl bir yol izlediklerini özellikle adamın kendi içsel dünyasını çok iyi yansıtmışlar. Yani gerçekten ben filmi izlerken sanki ben o davulcuyum ve ben hani işitme yetimi kaybediyorum ve böyle o üzüntüyü, o hüznü, o çaresizlik duygusunu yaşadım hani film boyunca. Bir de tabii şöyle bir şey var hani bu kişi davul çalıyor ve bu kişi hani hayatını müzik yaparak kazanıyor. Dolayısıyla da hani işitme yetisini kaybetmesi gerçekten onun için dünyanın sonu gibi bir şey. Bu yolda işte attığı adımları aslında izliyoruz. Bu film 2019 yapımı Darius Marder adlı bir arkadaşımız yönetmen. Riz Ahmet Rubin rolünde ve Olivia Cooke da Lou rolünde oynuyor. Yani Lou rolünü canlandırıyor. Bu arada şeyi de söylemek isterim. Eminim ben yani bana kalırsa bu film bayağı ödül almıştır ama ona bakmadım. Bunu hani kesinlikle izleyin derim. Hatta bu saydığım 5 filmden hani bana bir tane söyle kardeşim hangisini izleyeyim diyorsanız ya bunu izleyin derim ya da Submarine filmine bakın derim. İkisi beni böyle inanılmaz favorim oldu. Çok çok etkiledi ama İngiliz komedisi hani İngilizlerin o yaklaşımını falan seviyorsanız Submarine'i tabii ki de önereceğim. İzlediğim belgesel filmlerden biri Britney vs. Spears diye Britney vs. Spears diye bir belgesel film. Netflix yapımı. 2021 yılında zaten daha birkaç hafta olmuştur maksimum yayınlanalı. Britney Spears'ın hayatını konu alıyor tabii ki de bu belgesel film ama ben 88'liyim ve ben büyürken özellikle hani ortaokulda falan o hani Hit Me Baby One More Time şarkısı dansları yani Britney Spears böyle bayağı ünlüydü ve hep onun danslarını ben taklit ederdim. Eminim benim yaşlardaki birçok arkadaşımız yapmıştır diye düşünüyorum bunu. Hani çok güzel dans ediyordu falan. O yüzden ben Britney Spears'ı hani böyle hep bana çocukluğumu da hatırlatıyor. Severim. Bu belgesel filmin yalnız özelliği daha önce ortaya çıkmamış belgeleri ve kadının hayatının aslında ne kadar zor olduğunu
bu belgelerle beraber görüyoruz. Yani ben çok duygulandım bu filmi izlerken. 10 üzerinden 8,5 veririm. Eğer ki Britney Spears'ı seviyorsanız izleyin. Eğer ki onun hayatını biraz merak ediyorsanız tabii ki de izleyin derim. Bu arada hani ben biyografi ya da böyle bir kişinin hani bir kişi hakkında konuşmak kolay ama aslında ne olmuş ya da nasıl bu raddeye gelinmiş? Yani mesela o kadın için bipolar rahatsızlığı var deniyordu. Ya da işte biliyorsunuz o medyaya saldırdı bir gün hani saçını sıfıra kesti falan. Hani bir sürü böyle medyada gördüğümüz, duyduğumuz bu kadınla ilgili şeyler var. Ama aslında olayın iç yüzü neydi? Ben bunu da merak ettim. Siz de bu açıdan hani merak ediyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir belgesel film olabilir diyebilirim. Bir diğer izlediğim belgesel film Akıntıya Kürek Çekmek, The River Runner diye bir filmdi. Bunu da Netflix'te izledim. Benim bu belgesel filme de puanım, önce onu söyleyeyim, 8 olacak 10 üzerinden. Bu filmin de beni en çok etkilemesinin sebebi kano yapan bir arkadaşımızın aslında hayatı çok iyi değilken kano ile beraber hayatının nasıl düzeldiği, sonrasında yaşadığı böyle bir hani mental breakdown denir ya, böyle bir gerçekten çöküş yaşaması hayatında ve ondan sonra yeniden kano yapmaya dönmesiyle nasıl kendini toparlamasını da anlatıyor. Kano alanında ödülleri ya da bu yani böyle dünyanın farklı yerlerinde kano yapıyor ama hani bizim düşünebileceğimiz gibi yerler değil bunlar arkadaşlar. Gerçekten hani dünyanın en tehlikeli ve çok az insanın cüret edebileceği yerlerde kano yapıyor. Ben çok etkilendim. Zaten onun hani kendi hayat hikayesini, gerçek hikayesini kendisinin ağzından dinliyoruz. Ve aynı zamanda zamanla zamanla artık yaş aldıktan sonra daha genç jenerasyona bu işi bırakması ve onların da aslında azimle, şevkle, heyecanla bu kano yapmayı devam ettirmelerini de izledik. Yani kısacası benim sevdiğim ve izlerken keyif aldığım bir belgesel oldu. Bir de tabii şunu da söylemem gerekiyor. Ben böyle işte surf, hani ne bileyim, doğal hayatta işte kamp yapmak ya da işte kano ile ilgili, yani doğa sporları, doğa ile ilgili bütün belgeselleri genel olarak çok severim. Ya da denizaltı belgeselleri. Eğer siz de bu açıdan hani hoşlanıyorsanız, seviyorsanız kesinlikle keyif alacağınızı düşündüğüm bir belgesel diyebilirim. Ve son olarak da belgesel film olarak izlediğim sonuncusu diyeyim, Marian and Leonard Words of Love adlı belgesel film. En etkilendiğim filmdi arkadaşlar. Yani böyle hüngür hüngür ağlayasım geliyor. Leonard Cohen ile Marian, soyadını unuttuğum Norveçli birinin yaşadığı aşkı ele alıyor. Onların sesi var filmde. Onların aslında ne kadar, hani 1960'larda geçiyor tabii bu film. İşte Yunanistan'da bir ada vardı. Adanın adını unuttum. Idol Adası mı? Bir ada var. Orada işte tanışmaları, orada yaşadıkları o büyük aşk. Leonard Cohen'in aslında tabii o zamanlar çok eşlilik olduğu için o çok eşliliğin Maria'nın ne kadar zorladığı, Leonard Cohen'in yine yaşadığı o sancılı anlar, hani sonuçta adam yani şarkı yapıyor, hem şarkı sözlerini yapıyor yani yazıyor, hem de şarkıları besteliyor ve bunun öncesinde de aslında yazar olmak istiyormuş ama sonradan işte söz yazarlığına, daha doğrusu şarkı yapmaya girişmiş. Bütün bu süreci ele alıyor ve bütün bu süreci izliyoruz. Words of Love, yani aşk sözcükleri ya da bilmiyorum yani bu nasıl, aşk sözcükleri diye çevrilebilir sanırım. Maria'nın en son ben ölüyorum diyor, işte onu ulaştırıyor, bu notu bir şekilde ulaştırıyor Leonard Cohen'e hastanedeyken artık son günlerinde. Ve Leonard Cohen ona bir kısa bir mektup yazıyor. Bunu da zaten filmde görürsünüz izlerseniz. Beni çok etkiledi. Ben Leonard Cohen'i zaten hani şarkılarının tabii ki çoğunu biliyorum ve severim de. Bob Dylan gibi değildir benim için. Ben Bob Dylan aşığıyım. Yani Bob Dylan'ı çok çok severim. Ama Leonard Cohen'i de çok severim. Şarkılarını dinlerim ve bana hep huzur verir. Onun hayatını bu kadar iyi bilmiyordum ve ben zamanında Leonard Cohen'in bir böyle biyografi kitabını almıştım. Onu da okumamıştım açıkçası ve böyle şeylerin kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü özellikle bu tarz müzik yapan insanların gerçekten böyle kalpten bir yerden söylediğine inanıyorum. Ben onu hissediyorum.
Leonard Cohen de mesela 6 sene mi 7 sene mi ne Tibet'te kalmış, hani işte 40 yaşlarından sonra öyle bir şey. Ya onunla ilgili bilmediğim birçok şey öğrendim. Janis Joplin'le bir beraberliği olmuş mesela, bunu da bilmiyordum. Ve 4 tane dizi var bahsetmek istediğim. Biraz uzun oluyor. Şimdi hızlı hızlı ilerleyeceğim. İlk bahsetmek istediğim ve bu ay izlediğim, tabii ki de bir sezonunu falan izledim. Yani birinci sezonunu izlemiştim. İkinci sezonunu izledim bu ay içinde. Bir dakika, buna gelmeden Marine and Leonard Cohen'in filmine, belgesel filmine ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Ve şimdi dizimize dönüyorum. İzlediğim dizinin adı arkadaşlar Seinfeld. Ve zaten hani Seinfeld diyeyim, Seinfeld. Seinfeld herhalde. 9 sezonluk bir dizi. Bu bir durum komedisi. Ve ben yani bütün diziler arasında kesinlikle ilk üçümdedir. Yani ben öyle Friends ya da Sex and the City aşığı biri değilim. Ben Seinfeld'ı çok seviyorum. Çünkü ben sanırım durum komedisi beni çok çekiyor. Ve o adamın dili, anlatımı, yani orada olan olaylar, böyle mimikleri falan. Bilmiyorum, ben çok gülüyorum. Ve geçenlerde işte birinci sezonunu bitirmiştim. Bu ayda ikinci sezonunu izledim. Yani bir 7-8 bölüm izledim. Bayağı güzeldi. Yani bu diziye zaten benim puan vermem haşa diyorum. Çünkü 97 yılından beri mi var? Sanıyorum 97 yılında ilk çıkıyor. Ve ben uzun süre, yani 5-6 ay önce izlemeye başladım öyle. Ve 5-6 ayda da bir sezonunu bitirmiştim. Sonra zaten Netflix'te yoktu. Netflix'e gelmesiyle, aa dedim, ben bu diziyi çok sevmiştim, izleyeyim. O şekilde tekrardan izledim. Yani buna 10 üzerinden 10 verebilirim. Çünkü gerçekten çok iyi bir dizi. O yüzden izlemek isteyenler bakabilir diyorum. Bir diğer size önerebileceğim dizi, eğer ki suç hikayelerinden, gerçek suç hikayesini anlatan bu temadan hoşlanıyorsanız, böyle dizilerden, Bir Ailenin Gizemli Ölümü Burari Vakası diye 3 bölümlük mini bir dizi izledim. 40-45 dakikalık her bölüm. Bu da Netflix'te mevcut. Ve aslında bu bir ailenin dramını anlatıyor. Yani 11 kişilik bir aile nasıl ortadan yok olabilir? Hani nasıl, bu bir intihar mı, yoksa biri mi öldürdü, yoksa bu bir cinayet mi? Yani ne olduğunu anlamıyoruz en başta. Ama sonrasında tabii bölümler ilerledikçe, polislerin de zaten hani araştırmalarını, her şeyini izledikçe, gördükçe anlıyoruz. Beni çok şaşırttı açıkçası ve ben gerçek suç temalı belgeselleri, özellikle filmlerden çok belgeselleri seviyorum. Eğer siz de böyle bir şey izleyeyim diyorsanız bir göz atın derim. Zaten hani 3 bölümden oluştuğu için bence gayet başarılıydı. Bu arada Hindistan'da geçen bir olayı ele alıyor. Bayağı da tuhaf yani, hani değişik bir olaydı açıkçası. Yani üzücü ve değişik tabii ki. Bir diğer ele almak istediğim dizi, evet, bu ay yine izlediğim Succession dizisi arkadaşlar. Zaten Succession dizisini de ben ele almıştım. İzlemeyenler için şuraya koyabilirim. Endüstri mi, Succession dizisi mi diye hatta orada o videoda ele almıştım. Succession'ın 3. sezonu geldi ve şu anda 2 bölüm yayınlandı ve ben 2 bölümünü de izledim. Bayağı iyi ama bu dizi kadar böyle beni rahatsız eden, gıcık eden, ay şu dizi bir bitsin artık falan böyle sinir olduğum gerçekten nadir diziler olmuştur. Yani hep mi bir dizi sizi böyle şey tutuyor? Yani aynen şöyle, hep böyleyim. Hani dizi boyunca rahat edemiyorum. Hep böyle bu şekilde izliyorum diziyi. Ve yani her karakter o zoom-in yapıyorlar. Hani o açılar falan, hani zaten Succession'ı izlediyseniz birinci, ikinci sezonunu, hani özellikle ikinci sezonda vardı galiba çok fazla. Böyle bir anda hani katlar oluyor ve odaklanıyor, hani o bizim yani konuşan oyuncu, her kimse ona odaklanıyor ve böyle dikkatiniz ona gidiyor. Ama böyle çok güzel o anlamda aslında minik oyunlar var. Zaten dizinin müziği yeterince rahatsız ediyor. Konu yeterince rahatsız ediyor. Bütün bu rahatsız etmelerinden dolayı da çok başarılı olduğunu düşündüğüm ve ben yani gerçekten bu hafta ne olacak, şimdi ne olacak diye izlemekten kendimi alamadığım bir dizi. Ama dediğim gibi rahatsız edici bir dizi. Benim bu diziye puanım 10 üzerinden 9. Bu arada Bir Ailenin Gizemli Ölümü vakası, işte Burari vakası dizisine de benim puanım 10 üzerinden 9 arkadaşlar. Ve sonlara yaklaşırken bu ay yine izlediğim dizilerden biri Squid Game oldu. Kore dizisi. Zaten eminim aranızdan birçoğunuz izlemiştir. Hatta
Netflix'te sanıyorum en çok izlenen dizi bu olmuş bütün Netflix hayatı boyunca. Şaşırmadım. Gayet enteresan, gayet kanlı, gayet rahatsız edici. Ve hani Kore yapımı birkaç dizi, özellikle film izledim ve hiç unutmuyorum Time diye bir film izlemiştim yıllar önce. Kore yapımı olması lazım. Beni çok etkilemişti. Korelilerin filmleri ve dizileri çok başarılı oluyor. Yani nasıl bu kadar başarılı oluyor bilmiyorum. Cilt bakımı da zaten çok iyiler o konuda da. Ama Squid Game ben izlemeyeyim diye direndim. Yalan yok. Ondan sonra o kadar çok duydum hani Instagram'da orada burada da hani birçok zaten caption hani görseller her yerde karşıma çıktı. Hiç kimse bana izle demedi bu arada. Ama ben hani o kadar çok bombardmana maruz kaldıktan sonra şu diziyi bir izleyeyim dedim. Ve bir gecede arkadaşlar 4 bölüm bitirdim. Yani saat 2.30-3'tü. Ben bu diziyi bitirmeliyim diye böyle karşısından ayrılamadım. Ki ben hani korku filmi falan çok sevmem ama tabii ki korku filmi değil. Bu bir oyun anlatıyor. O oyunun içinde aslında neler olduğunu görüyoruz. Ama evet çok rahatsız edici bir oyun tabii ki de. Ölüm kalım meselesi oluyor. Bilmiyorum. Eğer izlemek isterseniz izleyin derim. Hani bu rahatsız edici bir dizi ama çok da değişik bir dizi. O yüzden ben 10 üzerinden 9,5 veriyorum. Hani böyle dizileri çok izlemedim. Böyle başka bir dizi var mı buna benzer? Onu da bilmiyorum. Sizin izlediğiniz hani Kardelen senin de ilgini çeker dediğiniz dizi varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Ve son olarak ben bu ay bir de bir reality şovunu izledim. Yani bu böyle baya hani cheesy denir ya gerçekten cheesy bir reality şov ama isterseniz hatta şöyle bir içerik var aklımda ama çekimi çekmeyeyim işte ona daha karar veremedim. Son zamanlarda izlediğim işte cheesy programlar falan ya da cheesy diziler falan başlıklı bir video çekebilirim belki. Çünkü var böyle birkaç tane hani sadece kafa dağıtmak için izlediğim. Bu reality show'un adı arkadaşlar Too Hot to Handle. Too Hot to Handle. Bunun ilk ben Amerika versiyonuydu galiba onu izledim. Sonra İngiltere versiyonu vardı. Yani çok fazla İngiliz vardı o bölümünde. Şimdi Latin Amerika'yı izliyorum. Galiba bir tane daha vardı. 3 ülke mi vardı, 4 ülke mi? Ya 3 ya 4 yani bu ya 3. Latin Amerika ya da 4. olması gerekiyor. Ben hepsini izledim. Yani baya böyle hani ne yapıyorsunuz falan diyorum. Zaten Too Hot to Handle'ın konusu şu şekilde. Böyle cinselliğe çok meraklı, bu konuda artık bağımlılık derecesinde bunu yaşayan, partilemeye çok meraklı. Bu anlamda da hani eğlenceyi inanılmaz derecede abartan bir grup kadın ve erkeğin böyle bir malikanede diyeyim böyle inanılmaz güzel bir adada bir araya getiriyorlar ve orada hani olabildiğince cinsel yakınlık yaşamamaları gerekiyor. Eğer yaşarlarsa bir para ödülü var 100 bin dolar kadar ondan düşüyor ve onlar da bu parayı harcamamaya çalışıyorlar. Yani ne zaman biriyle işte öpüşse yakınlık kursa o para düşüyor. Dolayısıyla da bunu yapmamaları gerekiyor. Gerçek derin bağ kurmaları gerekiyor ki o para kasalarında durabilsin ve onlar da bu paranın sahibi olsunlar. Yani genel olarak konusu bu. Ben izlemekten keyif alıyorum ama böyle hani hadi oturayım da bunu izleyeyim değil. Daha çok hani yemek yiyorsam hani evde tek başıma ya da o sırada bir iş yapıyorsam falan o zaman hani televizyonda açık dursun dediğimde izlediğim bir dizi bu. Dediğim gibi böyle izlediğim açıkçası hani guilty pleasure mı deniyordu buna? Böyle hani hem zevk veriyor size ama aynı zamanda da kendinizi suçlu hissediyorsunuz izlerken. Yani böyle bir ben salak mıyım bu diziyi izliyorum falan dersiniz ya hani biraz öyle de hissettirmiyor değil. Ama işte herkesin bir guilty pleasure'ı yok mu? Benim de bu. Ne yapalım? Bunun gibi dediğim gibi birkaç dizi daha var. İsterseniz bahsederim. Ve arkadaşlar artık videonun sonuna geleyim. Çünkü ayaklarım da ağrıdı. Bir yastık üzerinde oturuyorum yerde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani bu video her ay gelmez diye düşünüyorum. Ama her ay hani çek Kardelen bizimle bu ay izlediğin işte dizileri, belgesel filmleri, filmleri paylaş derseniz elimden geleni yaparım. Hani olabildiğince izlediklerimi not almaya çalışırım. Dediğim gibi isterseniz. Onu lütfen yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Eğer ki Instagram'dan da takip etmek isterseniz şuralara bir yerlere Instagram'ı bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder. Eğer ki tabii ki içinizden gelirse.
Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız zaten size bildirim gelecektir. Aynı zamanda her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Yani kanalımı biraz biliyorsanız, başka videolarıma da göz attıysanız böyle çok farklı, ya farklı derken değişik içerikler oluyor. Bir göz atabilirsiniz. Yani hep işte bu tarzda videolar çekmiyorum ya da hep vlog çekmiyorum ya da hep astroloji gelmiyor. Benim hayatımda neyi o hafta ele almak istiyorsam, neyi sizinle paylaşmak istiyorsam açıkçası biraz o şekilde ilerliyorum. Neyse artık lafı daha fazla uzatmayayım. Bu arada küpe taktım. Ben çok küpe takmam. Hani bilenler biliyordur zaten. Çok at kuyruğu da yapmam ya. Yapmadığım şeyleri yapmışım. İki tane yastık aldım. Bu arada konudan alakasız size bir onu da göstereyim. Neyse şimdi kapatayım videoyu. O kamera arkasına koyarız onları. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya bu arada kocaman kocaman mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Küpelerimi şöyle göstereyim. Böyle şey yapasım geliyor. Küçükken hani oynardık ya, anneannem böyle taktığı zaman falan ben hep oynardım böyle. Onu hatırlattı bana. Şimdi aldığım yastıkları göstereceğim. Şunları aldım. Bayıldım arkadaşlar, anlatamam size. Ay şöyle. English Home'dan aldım bu arada. Ve yani bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Bilmiyorum, ben çok sevdim. Öyle göstermek istedim size.